Orta var. Karapınar. Kekolar dolu yeter. Orta İnsanlar var. İyi değil. Nasıl anlatsam ki? Hani sürekli ya konuşamıyorum ya. Emek de olabilir Yavuz Selim. Erkeklere falan hiç iyi değil, kızlara karşı evet, hiç iyi yaklaşmıyorlar. Hani sürekli kötü şeylerde bulunuyorlar. İyi yerler değiller, tekin yerler değiller. Yani Yavuz Selim bence de. Tekin bir yer olarak görmüyoruz ya. Yani genelde haberlere daha çok konu olduğu için ondan dolayı olabilir. Yavuz Selim. Hep olaylar orada oluyor. Bütün müptezeller orada. Uyuşturucu yatağı. Ben Demirci diyorum. Sokak köpeklerinden kaynaklı. Bugünün sorumu en tehlikeli yerisi Kent Meydanı. Bir de Bucağ'da. Gibi ya Bertoşlar var, Balici var, Eroyciler var. Bunlar yani bunlar yüzünde. Yahut da Bursa çok hoş bir memlekettir. En tehlikeli yeri. Neresi olur burası olur. En tehlikeli Kent Meydanı. Bir de bir heykel civarları. Her taraf Bursa'mızda hiç ne hırsız vardı ve ne sonsuz vardı. Ne ölüm vardı ne dirim vardı. Maşallah gelip buraya bıraktılar pislik gibi. Herkes artık her şeyi alıyor. Her taraf bok içinde. Pardon yani. Bursa'nın en tehlikeli yeri neresi? Valla çoğu yeri tehlikeli yani. Şey tarafı tehlikeli yani. Bu Beşevler tarafı var ya. Yollar bozuk. Ne diyorlar oraya? Yavuz Selim tarafı. Orada bir sefer insanlar kozmopolit. En tehlikeli yeri bence Hacivat. Daha önce şurası Tokyo olduğundan dolayı orada eroin veya da bu uyuşturucu maddeleri satılan en çok yer orasını satıldığını duydum ben, o kadar yani. Valla neresi karavalı olsa orası. Valla Bursa'da tehlikeli yer göremiyorum ki ben ya. Neresi tehlikeli ben ne biliyorum. Ben orası bilmiyorum, Bursa'nın tehlikeli olduğunu biliyorum da. Haritada kırmızı noktada ama şu an bilmiyorum. En tehlikeli mahallesi sence neresi? Eskiden garaj altıydı, şu an Ulus'tur yani. Bitirdiler yani çoğu yeri. Bence garaj altı. Buralarda yani serseriler var. Yani tehlikeli tipler. Yani maddeci hap, insanlar var. Satanlar. Aynen. Tabii var da bazı yerlerde şu an oralar daha devam ediyor aslında. Bazı yerler emek olur, Ulus olur, öyle semtler. Diğer tarafları bitirdiler yani. Bursa'nın her yeri tehlikeli abi. İlk önce Evliya Şehri zaten. Bir kere oradan lepli olmak lazım. Şehrimize girerken destur çekmek lazım. Altı evli, üstü karışık, karma karışık yani. Her şehrin bir mahallesi sıkıntılıdır ya. Mesela Adana'da, Adana'nın bir sıkıntılı mahallesi var. Konya'nın var, İstanbul'un var. Bursa'nın da vardır bir sıkıntılı mahallesi. Bence özellikle Zafer Mahalle diyorum ben. Bursa'nın en tehlikeli yeri. Valla bence Hacivat'tır. Niye Allah? Çünkü aşağıda bir sürü çingene var. İnsan korkuyor. Çingeneler var, her şey var. Valla korkuyoruz Hacivat'tan. Ha ben de teşekkür ederim. Yavuz Selim, Karapınar. Şu an bu aralar biraz daha şey abi. Biraz daha sakin yani eskisine göre. Şimdi o romanların yeri Hacivat falan biraz şey. Bu aralar kavga falan ediyorlar. Ama o Yavuz Selim Karapınar eskisi gibi değil gene. Yani. Ben buranın yabancısıyım arkadaş. Yavuz Selim abi. Yavuz Selim. Yavuz Selim dediler yok abi, ki. Abi kekolar var daha ne olacak. Ama çok tehlikeliler yani. Evet. Ne gibi tehlikeli? Her şey her onlarda. Suriyeli çok hani kadınlar da orada kadınların şey nüfusu daha fazla daha az olduğu için kadınlara fazla bakan var bence. Rahatsız ediyorlar serseriler yani. Rahatsız abi. Edici oluyor. Evet, rahatsız edici oluyor. Eşkıya gibi böyle dolanıyorlar falan. Ya ben cevap verebilirim. Eskiden Yavuz Selim'di de şimdi artık kalmadı o. Şimdi Suriyeli doldu Yavuz Selim. Bursa'nın her tarafı tehlikeli yani. İnsanlar artık psikoloji bozulmuş. Her yer tehlikeli bence yani. İnsan olduğu her yer tehlikeli yani. Hacivat. Buralarda böyle berduşlar derler böyle. Eskilerin güzel bir tabiri var. Bu tarz gençlerin varlığı biraz tehlike oluşturuyor. Mahalle olarak tam değil de yani telefrik olabilir belki. Çünkü orada çok arkadaşım var, çok kavga ediyorlar. Ben Bursalı olmadığım için bilmiyorum maalesef. Bursa'nın en tehlikeli yeri neresi? Kent Meydanı, bir de heykel. Popüler yer olduğu için birazcık gezebilirler. Müsaadenizle.